Muhterem Müslümanlar, Ensardan bir sahabi gelerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! En faziletli mümin kimdir? Peygamberimiz, ahlak bakımından en güzel olandır buyurdu. Gelen kişi, peki en akıllı mümin kimdir? diye tekrar sordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminlerin en akıllıları, ölümü en çok hatırlayanlar ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Aziz müminler, Cenab-ı Hak insana iki hayat bahşetmiştir. Bunlardan ilki içinde yaşadığımız imtihan dünyasıdır. Bu dünya hayatı ölümle birlikte sona erer ve ahiret hayatı başlar. Ölüm asla bir yok oluş değil, ebedi hayata geçişin ilk kapısıdır. Ölüm geri dönüşü olmayan bir geçittir. Artık insan tekrar dünyaya dönüp salih ameller işlemeyi ne kadar arzu etse de bu mümkün olmayacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca "Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım." der. Hayır. Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Kıymetli Müslümanlar, kıyamet mutlaka kopacak. Yaşadığımız dünya hayatı bitecek ve sonsuz ahiret hayatı başlayacaktır. İlahi kudretin iradesiyle insanlar yeniden dirilecek, mahşerde toplanacak ve mizan kurulacaktır. İşte o gün hesap verme günüdür. O gün dünya hayatına ait gizli aşikar, iyi kötü bütün niyetler ve davranışlar ortaya dökülecek ve herkes şu ilahi nidaya muhatap olacaktır. İkra <Sessizlik> kitabek كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Oku şimdi amel defterini. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. O gün diller susacak, azalar konuşacaktır. Rabbimiz bu hakikati şöyle bildirmektedir. اليوم نختم على O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır. Ayakları da şahitlik eder. O gün kimseye zulmedilmeyecek, herkese sadece yaptığının karşılığı verilecektir. Hiç kimse ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinin, gençliğini nerede tükettiğinin, malını nereden kazanıp nereye harcadığının, bildiğiyle amel edip etmediğinin hesabını vermeden bir yere kımıldayamayacaktır. Değerli müminler, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümine yaraşan, ölüm gelmeden önce kendini hesaba çekmektir. Dünyayı oyun ve eğlence yeri değil, Rabbi'mizin rızasını kazanma yeri olarak görmektir. İslam'ın dost doğru çizgisinden Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinden asla ayrılmamaktır. Allah'ın koyduğu sınırlara titizlikle uymak, helal haram çizgisine riayet etmektir. Fıtratı bozan yönelim ve davranışlardan aklı uyuşturan alkol ve bağımlılıktan aile ve toplumu ifsad eden zina ve ahlaksızlıktan, ocakları söndüren kumardan uzak durmaktır. Her amelin kaydedildiğini ve günü geldiğinde hepsinden hesaba çekileceğini unutmamaktır. Utbemi, Yüce Rabbimizin şu ayeti kerimesiyle bitiriyorum. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna Hiçbir çocuğun da babasına fayda veremeyeceği günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.